Merhabalar. Bugün ben ve Mesten ve Derken Gökçe. bastım. Ben siz olmaz ama size yine de Mesut'u bir göstermek isterim. Güneş Bir banyosunda. nur topu olarak görünüyor şu an. Nur topu gibi bir Mesut'umuz oldu bugün efendim. Merhaba arkadaşlar. Aa, ayda bir yapamadık ama. Ayda bir yapamadık ama Olsun. bayağı olaylar oldu değil mi bu arada? Olaylı, olaylı aylar. Olaylı zamanlar. Haftalar, aylar değil de. Evet. Evet ama buradayız. Buradayız efendim, evdeyiz. Gördüğünüz gibi evde takılıyoruz. Gerçekten de evdeyiz yani bu böyle Evdeyiz. bir Bayağı şey. bayağı evdeyiz yani. Evdeyiz, full evdeyiz. Umuyoruz ve herkes olabildiğince evdedir. Evet arkadaşlar, önemli bir zamandan geçiyoruz. Gerçekten ciddiye alınmayacak gibi değil. Umarım herkes sağlıklıdır. Sağlıklı olmaya da devam eder ve dikkat eder ve ellerini yüzüne değdirmez. Neyse, sen Çok hep elini şey. şimdi yıkadı, ben gördüm arkadaşlar. Elimi şimdi yıkamıştım. Senin Evet. yüzünü de elleyebilir miyim? Ben şimdi yüzümü elledim ama dikkat ederseniz gözümü ellemedim. Bakınız. Lütfen. Başkasını asla ellemiyoruz zaten. Başkasını asla zaten arkadaşlar. Bu espri de anne baba esprisi çok yapıldı. Sizin anne babanız da yapmış olabilir. Başkasının yüzünü elleyebilir miyiz esprisi? Bana çok yapıldı. Ben ilk Yeter kez artık. yapıyorum birine yani, nasıl? Yeter artık. Yani bıktım Benim ya. bu ülkede Türkçe konuştuğum bir İlk sen varsın. babam Kime yapacağım bu espriyi yaptı. başka ben? Sonra başka bir arkadaşım yaptı. Şimdi Zeynep Gidip yaptı. Hollandalı insana ben gidip Can I touch your face mi diyeyim? Anlamaz zaten. Ben düşünüyorum öyle. Polis çağırırlar başıma. Evet. Efendim. Neyse, merhaba. Merhaba. Ben ikinci Evet. delirmemi Bu şimdi durumların dışında arkadaşlar yine çok aslında yoğun bir dönemden geçtik biz. Bu olayların dışında da. Ne Neler gibi? neler. Ya yani ben şahsen geçtim. Seni bilmiyorum. Sen biraz boş geçirdin galiba ama. Ha, yoğun bir dönemden geçtik deyince akla ciddi şeyler geliyor. Yani demek istediğin şey, bu ara çok oyun Bir kısmı farklı şeyler de yaptım. Başlayayım istersen ben. Evet, lütfen. Global Game Jam'e gittim arkadaşlar bu sene ikinci senem olarak. Amsterdam'dakine katıldım. Geçen sene Utrecht'tekine katılmıştım. Bir oyun yaptık arkadaşlarımızla. Onun da linkini koyarım aşağıya. Ben müzik ve seslerini yaptım oyunun. Zeynep beni ciddiye almıyor bugün arkadaşlar. Mesela yatağında çıktı. Çıksın ya, ne yapayım? O da Mesta'nın bileceği iş. Ondan sonra küçük bir ekibimiz vardı. Ekibimiz kaç Türk'ten? 4 Dört Türk'ten Türk, bir bir Hollandalı mı? Hollandalı'dan oluşuyordu arkadaşlar. Tamamen denk geldik bu arada. Benim bir Türk arkadaşım özellikle onun için geldi. Diğer Hollandalı geliştirici de ben daha önce bir oyunla müzik yapmıştım. Ticari bir oyunla müzik yapmıştım. Daha sonra oradan da diğer Türk arkadaşlara tamamen denk geldik. Yani özel olarak seçmedik aslında. Çok da güzel oldu. Keyifli bir çalışma gerçekleştirdik. 2 günde biliyorsunuz Global Game Jam'de bir hafta sonu tüm dünyada yapılıyor bu etkinlik. Farklı mekanlarda yapılıyor. Biz daha 30 yaş üzeri profesyonellere yönelik bir mekan, küçük bir mekana gittik. Normalde okullarda falan da yapılıyor. Üniversitelerde yapılıyor. Geçen sene üniversitede katılmıştım. 48 saat içinde bir oyun çıkarmak o yılın temasıyla. Bu yılın teması da onarmak, repair'dı. Böyle işte arkadaşlar, böyle eğlenceli bir hafta sonu geçirdim. O yani ne zamandı o? Şubat'ın son 2 günüydü galiba bu sene. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani bu virüs olayları o kadar bir kafa yordu ki sanki geçen sene gitmişsin Ah, değil sen mi? gibi Çok olmuş gibi. geliyor. Evet. Yok. Evet maalesef. 1,5 ay. 2 ay mı olmuş? Yok, 1,5 ay oldu herhalde. Öyle bir şey oldu yani. Bir ayı biraz geçti hatta. Evet. Onun dışında. Şöyle geliyorum ki mestan görünsün. Onun dışında. Mesut'un keyfine diyecek yok zaten. Efendim. Başka? Sen ne yaptın? Nasıl gidiyor? Ben genel olarak ne yaptım? O zaman Şubat, Ocak'ta konuştuk biz. Şubat ayı burada çok karanlık ve gri. Bu hoş bir durum değil. O nedenle yani çok... Çok soğuktu. Yani güneş vardı yine biraz da çok soğuktu ya. Yani soğuğun dışında ben o griyi sevmiyorum. Çünkü güneş açar, hava 1 derece olur. Yine tamam. Ama Evet. o karanlık ve gri, ayın yarısı da sisliydi yani. O yüzden bayağı çok bir şey yapasım gelmedi açıkçası Şubat Evet. ayında. Çok bir şey yapılası değildi gerçekten de. Ben de ancak böyle spor salonuna zorla böyle kendimi ata Aynen. ata Moral dona yüksek dona. tuttuk sadece gibi bir şey Evet. yani. Mart'ta bu. Mart'ta da Mart'ta da virüsümüz şanslısı var. aslında hava çok güzel. Yani Çok şaka güzel. gibi 2 haftadır full güneş var. Ki normalde baya bayağı
baharda yağış oluyor burada ama evet, işte böyle. Sene. Olsun. Bu sene böyle. Olsun. Önemli olan mümkün olduğunca az vakayla atlatmak diye düşünüyorum bu zamanı. O yüzden biz de elimizden geleni yapıyoruz evde oturup. Evet, birçok oyun yani ben hep aynı oyunu oynuyorum. Uzun süre oynuyorum. Ama böyle bir senin şeyler artık var. Yeni bir konsolun var. Evet, şimdi o kadar çok planım ve tatilim, her bir şeyim iptal olduğu için onlardan geri ödemeler falan dedim, ne yapayım? Nintendo Switch alayım. Tam da Animal Crossing çıkmışken. Diyeceksiniz Switch'iniz yok muydu sizin? Ben öyle düşündüm, Gökçe arkadaş. Kesinlikle elle tutulan bir konsolu benimle paylaşmaz böyle bir dönemde. Evet, doğru düşündüm. Bir de zaten yani Animal Crossing oynuyorum deli gibi, ben ne zaman paylaşayım? Bir de her zaman sen Nintendo Switch oyunlarını benden daha çok sevdin. Evet. Böyle geri dönüp bakarsak ben Baldur's Gate diye bağırıp duran insan, sen de Nintendo hakkında benden daha çok şey bilen insan oldun zaten. Ben yani benim eskiden beri Nintendo konsollarını, yani genel olarak el konsollarına şeyim, bağlılığım çok daha farklı. Yani ben mesela Switch'i %99 elde oynuyorum. Ya da işte Joy-Con'ları çıkarıp kucağıma koyup oynuyorum. O küçük ekranda oynuyorum. Ben öyle alışmışım. Çok hoşuma gidiyor benim. Alıp yani şuradan doka koyup ekranda oynamıyorum nedense. Ben de istiyorum ki keşke bir projektörüm olsa, full ekran koysam, böyle korku oyunu, işte shooter RPG falan oynasam. Ya onu da tabii tadı ayrı. Bence bu da güzel bir tat katıyor dinamiğimize. Böylelikle birbirimizin sevdiği oyunları görebiliyoruz ama evet. Yani oynamayı sevmesem bile. Normalde yani düşünmeyeceğim, aklıma gelmeyecek oyunu sen de görebiliyorum mesela. Evet, ya örneğin Nintendo oyunları benim için eğlenceli ve tatlı kategorisine koyduğum şeyler. Ama şu dönemde ona ihtiyacım var. Evet. O yüzden kesinlikle art sallıyorum ve meyve yiyorum yani. Ona geleceğiz. Ama Switch'in güzel bir yanından da ben bahsetmek istiyorum ek olarak. Ben mesela PS Vita'yı çok seven bir insanım. Çok kullandım yani. En çok kullandığım konsollardan biridir. Oyun desteğinin çok yüksek olmamasına rağmen. Switch'in ben şöyle görüyorum. O konsepti aldılar. Tamamen mesela bir 3DS devamı olarak değil. Yani zaten bütün sistem farklı. O ayrı bir konu da. Mentalite olarak da daha Vita'ya kayıp daha fazla porta yüklendiler. Ben bundan çok memnunum. Çünkü resmen şu an Switch'te, bakın en son Borderlands Collection açıklandı. Borderlands 1-2 TPS. XCOM 2 açıklandı. Yani onların da gelmesiyle beraber benim şu an Switch'te istediğim bir oyun kaldı. O da resmen satmayacak diye gelmiyor. Yani Invisible Ink, Clay'in bir oyunu. Ki Clay oyunları geliyor. Yani bunu hayal edemezdim ben mesela bir el konsolunda, aynı zamanda tamam ekrana takılabiliyor ama yani benim için Switch temelde bir el konsolu. Her yerde taşıyabilme fikrini çok seviyorum. O nedenle bu kadar çok port alması benim hayal edemeyeceğim bir şeydi. Özellikle söz konusu Nintendo olduğu için. Ben Nintendo'yu çok severim. Çok uzun zaman hani Nintendo topluluklarında da bulundum. Ama aynı zamanda Nintendo'nun, zaten Nintendo'yu en çok sevenler, en çok eleştirenler de oluyor aynı zamanda. Ne kadar geri kafalı veya kapalı fikirli olabildiğini de biliyorum. Böyle sürekli eleştiriyorum. Ama Switch'te gerçekten olayı aştılar diye düşünüyorum. Çok büyük eksikleri var hala. Mesela iletişim. Oyun içi iletişim. Çok fena ya. Keşke bir şöyle bir kablo gibi taksak, direkt konuşulabilse yani. Online olayını çözemediler hala. Yani çok ayıp. Netflix gelmedi hala. Bunlar komik şeyler artık yani. Çok basit bir şey. Ama buna rağmen hem birinci parti oyunları harika derecede ve sıklıkta çıkarmayı başardılar. Hem de deli gibi port aldılar ve portlar da çok başarılı. Yani Divinity 2 oynayabiliyorsun Switch. Düşün oynadın yani mı? Oynamadım. Oynamış şey iyi değilse oynayabiliyorsun deme şimdi. İstesen bilmeden oynayabilirim yani. Sen de Nintendo reklam kızı. Burada. İstesem oynayabilirim. Yalan mı yani? Şimdi şöyle, ben arkadaşlarıma oyun öneriyorum ama herhangi bir konsola göre port olduğu için yorumları okumadan almayın diyorum. Onu da belirtmek isterim yani. Tabii. Varlığı güzel de neyse. Örneğin Don't Starve'ı ben konsolda oynamayı daha çok seviyorum. Öyle ama, alışmışsın değil mi? Evet. Öyle alıştığım için büyük olasılık ama daha doğal geliyor kontroller. Onu ben anlayabilirim. Mesela bak, ben Terraria'yı konsolda oynadım. Vita'da oynadım yani. Hani çok da ideal bir konsol değildi ki. Terraria piksel piksel manipüle edebildiğim bir oyun. Zor yani konsolda oynam. Bir türlü ben PC'ye alışamadım ya. Ben de PC'de yani oynadım. Vita'ya alışamadım. Okey. Anlamı yok o zaman. Evet. Neyse. ama ben seninle en fikirim. Nintendo şimdi ben aldıktan sonra hemen girdim
Tabii oyun daha önce geldi. Oyun Switch'ten önce geldi. Her yerde satılmış burada. Zeynep'e son oyunu buldum falan yani öyle bir şey. Ve son konsolu falan bulduk yani. Yani evet kesinlikle. Millet eve tıkılınca konsol almaya. Deli gibi. Switch koşuştu. Bitti her yerde zaten. Yok yani alıyorsun yok bir daha. Ben dedim ya sana şurada da varmış diye. Amazon evet. Bir ülke ya da diğer ülke. Arkadaşıma dedim yarım saat içinde o da bitmişti. Evet ama şey var yani şöyle böyle durumlarda her zaman Amazon'u takip etmek daha mantıklı. Hatta ön sipariş vermek daha mantıklı Amazon'dan. Çünkü Amazon ilk stok alanlardan biri benim anladığım kadarıyla ve en güncel stok yenileyenlerden bir tanesi. O yüzden ben sana da Amazon önerim. Sen de Amazon'dan alabildin zaten. Evet. Oyun konusunda da eğer bulamadığınız bir oyun varsa özellikle tabii bu yurt dışında yaşayanlar için daha faydalı olacaktır ama ufak tefek böyle oyuncakçı dükkanlarında bulma olasılığı çok daha yüksek oluyor. Hayır şimdi ufak tefek oyuncakçı web sitesi var mı? İnternet alışverişi var mı? Şu an değil onlar, tabii ben genel evet, olarak genel. Konuşuyorum. Çünkü burada da birkaç oyuncakçı da arkadaşlar diyordu var da şimdi trene bin, yok, tramvaya bin Amsterdam'a yok anlamı yok. Şimdi ben genel olarak söylüyorum canım. Yani genelde onlarda stok oluyor kimsenin aklına gelmiyor ve internet sitesi de olmadığı için oralarda demek bilmiyorum. Ki bu dönem beynimizi uzun bir süre değiştirecek. Çünkü aklıma evet. Hemen hayır gidemeyiz değil geliyor. O geliyor senin aklına evet. Tabii genel olarak. Ya da alışveriş ben. Falan da işte ne yapıyorsan hep. Neyse. Ben eğlenceli konulara geri döneyim. Biden dizi. Bir cümleyle bayılacaksan yok. Sen zaten bayıkmışsın yani. Lütfen. Onu söyleyeyim. Gerginlik biliyorsunuz arkadaşlar. Evde kalınca böyle çok uzun süre. Bu gergin halimiz. Neyse gergin onlar halimiz. Bizim daha gergin halimizi görmüştür. Evet. Bu şeydi herhalde. Drum roll. Bilmiyorum nasıl bir drum roll. Şey, çok Animal Crossing oynayınca drum roll da pop bo diye çıkıyor. Neyse. Gelelim benim Neyse. Crossing'e ya. Hayır gelmiyorum daha. Nintendo Switch'i ben girdim şeye web sitesine. Yok şeye konsoldan. Ne oyun alabilirim dedim. Tabii ki her normal insanın yapacağı gibi en ucuzdan en pahalıya sıraladım. Of. Ya o Switch'in eShop'u ayıp yani ayıp. E-shop bir kategori kötü. Var bir şey var yani. Çok kötü yani onlarca oyun bakıyorsun artık ne istedim onu da unutuyorum. Bu oyun ne oyunu bir araştırayım baya kötü. Çok fazla ama şey var böyle 1 dolarlık 2 dolarlık anlamsız minik minik böyle artık spam niteliğinde 99 oyun var yani. 99 cent'e bile oyun var. Şaka neyse ama bak o kadar çok oyun var ki. Hatırlıyor musun? Yıllar önce oturup konuşmuştuk. Oyun çıkacak mı? Port gelecek mi? Değecek mi bunu almaya tabii, falan tabii, gibi. Tabii. O kadar çok oyun var ki. Deli gibi var. Yani diyorum sana bak ben hani PC oyunlarını da takip ediyorum. Ha, bir de Disco Elysium gelirse, bu ikisi de gelirse yani yok ben artık bir Grand Strateji oyunları kalıyor zaten geriye. Paradox'un oyunları. Onlar bile gelebilir aslında şu an düşününce. Bayağı strateji oyunu geliyor yani. Onların da gelmemesi için çok bir neden yok. Ama Paradox'un sallayacağını sanmıyorum. O nedenle gelmez, yani gelmez. Gerçi şey, Cities, SimCity diyordum da, Cities Skylines geldi mesela, o da Paradox. Olur olur yani, belki Europa Universalis'te gelir yani. Kim bilir, şu noktada kim bilir Switch'e ne gelebileceğini, ben kestiremiyorum artık. İlginç, evet ilginç. Her şey gelebilir artık. Her şey gelebilir. Ama bazı oyunlar var, daha önce dediğim gibi, ben Switch'te oynamak istemem. Çünkü büyük ekranım, bir içi büyük ekran yok zaten şu an evde. Yani fark etmiyor Switch'i o zaman. De büyük ekrana bağlayabiliyorsun. Oluyor. Evet. Bak doğru. Yani bir controller'dan dolayı istemeyebilir insan. Fare kullanmak isteyebilir. Controller iyi bence. Rahat yani. Güzel. Ben yani yine Switch reklamı gibi olacak arkadaşlar ama uzun süre yazı yazarak çalıştığım için ben bilek ve dirsek sorunları olan insanın omuz böyle hepsi gidiyor bunların zaten biri şey olunca. Şimdi daha iyi tabii durumum ama Joy-Con'u yani şimdi normalde kontrolörü böyle T-Rex dediğimiz pozisyonda tutuyorsun. Bu bayağı bir stres yapıyor aslında buralara uzun vadede ama işte o Joy-Con'u ayırıp şöyle oynayabilmek benim için dünyanın en rahat şeyi yani. Ha, mantıklı. Yani çoğu insanın sorunu değildir ama ha, yani. Ben şimdi hatırladım bayağı ekranda neyi kastettiğimi. Ekranım yeterince büyük olmadığı için koltuğuma oturduğumda ekranım o kadar uzakta kalıyor ki göremiyorum. Böylelikle PlayStation oyunu oynamak için sandalyede oturmaya devam etmem gerekiyor. Ama tüm gün sandalyede çalıştıktan sonra bir de onu yapamıyorsun. O yüzden şu an hep Nintendo oynayasım geliyor. Çünkü yatağa yatıp evet, rahat rahat var. Oynayabiliyorsun. O da var. Ben de yani şuraya mesela şu rahat koltuğu koyup oyun oynayayım dediğimde bir süre sonra falan oluyor. Yok yani o zaman ben şurada yatakta oynayayım kendi evet, kendime. Evet çok yani. İlginç. İkimiz de yatağımıza koltuk dedik. Koltuğumuz olmadığı için olabilir belki şu an. Evet arkadaşlar böyle bir
şeydeyiz, durumdayız. Gelelim mi artık Animal Crossing'e lütfen yani? Hadi gel, tamam. Efendim, Animal Crossing New Horizons çıktı biliyorsunuz. Oynuyoruz herkes gibi biz de. Ben aslında almayacaktım. Çünkü aynı adada arkadaşlarımla yaşamak istiyordum. Ama bu özellik yok diye almamaya karar vermiştim. Ama son anda bir hype'a denk gelip, hype'a gelip pardon. Ben de aldım ve çok mutluyum bu kararımdan. Geçen Animal Crossing gibi seninle 3 ay kadar durmadan oynadık New Leaf'i 3DS'de. Ama New Horizons bambaşka olmuş bence. Yapacak çok daha fazla şey var. Onun dışında grafikler o kadar güzel ki. Yani özellikle şu dışarı çıkamadığım, hani gerçek baharı dışarıda yaşayamadığım dönemde o grafiklere bakıp oralarda dolaştıkça böyle içime minik mutluluk tohumları ekiliyor adeta. Şiir yazmaya da başlarsın başarısız, herhalde bu dönemde. Başarısız olurmuşum. Mutluluk tohumları. Demek şiir yazsam yani. PlayStation'da çok tatlı oyunlar var. Öyle Flower mesela, şimdi bir daha oynasan hoşuna gider. Evet, öyle ama, dedim madem. Tabii evet, kesinlikle var canım. Ama New Horizons'ın şeyi her gün biraz girip biraz oynadığın bir oyun olması. Yani New Horizons'ı istersen sen bir senede oynarsın, iki senede oynarsın yani. Tabii çoğu insan sıkılıyor. Ama 2-3 ay oynayabildiğin, her gün sana biraz mutluluk veren bir oyun düşündüğünde kötü yanları da var, ona da geleceğiz ama beni bayağı, ya bilmiyorum, benim çok içimi açtı. Görsel olarak aşırı derecede içimi açtı. Yani bunu söylemek isterim. Eksiklerine de gelirim ama yani istiyorsan. Ben önce güzelliklerine geleyim o zaman, ben de madem böyle çok organize bir konuşma yapıyoruz madem. Beni de çok mutlu etti bu oyun. Özellikle dediğim gibi bu stresli dönemde tatlı bir şeye ihtiyacım vardı. Şimdi bu oyunun kapağında 3 yaş ve üzeri yazıyor. Zelda'nın kapağında başka bir şey yazıyor. 9 mu 8 mi? Bilmiyorum. Skyrim'de de 15 ve falan yazıyordur herhalde. Gidiyor böyle. Attım diğer iki rakamı. Ama 3 doğru. Animal Crossing'deki. Kendimi 3 yaşında bir çocuk gibi hissedebilirim yani onu oynarken. Yani nasıl hissedersin? 3 yaşında bir çocuk bunu oynayabilirdi şeklinde. Evet, oynayabilirdi. O güzel bir şey. O şirinlikte bir şey oynamak. Ama böyle 60 yaşında insanlar falan da oynuyor bir yandan falan yani. Çünkü ne güzel. Şey, hoş. Yani ama şöyle bir şey var. Ben New Leaf'ten çok bir farkını görmedim daha. Çünkü ben New Leaf hakkında da kötü bir şey düşünmemiştim. Biraz daha yavaş ilerliyor. Benim anladığım kadarıyla. Ben mesela bu Resident Services binasını daha bugün açtım yani. 5-6 gün geç başladım ben oyuna çıktığımda. Niye o hala çadır? Bende. İşte geçecek zamanla. Okay. Yani birçok şey sonradan açılıyor. Mesela şu an bende açılan şeyler, wow dedim, bayağı bir şey açılıyormuş gerçekten de. Ya ben şunu sevmiyorum. Yani şöyle, oyun güzel zaten. Çok şurası güzel, burası güzel diyecek bir şeyim yok. Oyun işte. Şirin. Yani hikayesi var mı? Ne hikaye o? Adaya gittim. Her şeyi bana ödettiler. Evimi yaptırdı, çadırımın yerinin evini, yani ben niye o kadar para ödedim? Her şeyi üstüne ben yapıyorum. O Nook'un terbiyesizliği. Sen daha sonra istediği paraları gör, bir şey köprü yapmak için ya falan. Ya bugün evet bak, gittim ben bir merhaba dedim. Ben de tam nasıl yapacağım bilmiyordum bu milletin çadırını, evini. Lan niye o zaman şey veriyorsun, söz veriyorsun? Lütfen kibarlığımızı koruyalım. Ben o görev, o el alemin evinin eşyasını yapma görevi beni aşırı derecede sıktı. Yani ben crafting seviyorum ama ben hani böyle özel, yeni, kendim için yapıyorum. Ay şunu da şuraya koyarım diye söylüyorum. Bana ne yani? Ben arkadaşım, rahat bırakmak istiyorum. Böyle. O adada bu bitsin, bu salak şey, affedersiniz, görevler. Çünkü görevler eğlenceli değil. Yok değil. Evet, o görevler hiç eğlenceli çok değil. Çok yani. Bırak beni kendi halime. Ben Stardew Valley istiyorum açıkçası. Benim en sevdiğim yanlarından bir tanesi, bir tane komşum var, ona bayılıyorum, babun olan. Kendisi spor meraklısı. Ben spor meraklısı birkaç tane karakter var sanırım. Bir tanesi denk geldi, çok mutluyum. Kendisiyle sürekli biz ağırlık kaldırma muhabbeti, spor muhabbeti yapıyoruz. Acayip her gün gidip böyle koşarak ilk onu bulup konuşuyorum falan. Çok güzel hediyeler veriyor bana. Evime geldiğinde benim orada spor salonum var. Spor salonunun etrafındaysak iltifat ediyor falan. Hı. Spor salonu. Diyor, buraya bu barbeli koyan demek ki şeydir diyor. Ne kadar tatlı bir şey. Yani öyle çünkü hem senin var. Sevdiğin bir şey spor yapmak. Hem öyle bir ev kurdun, hem de sporcu çocuk gelip sana ne güzel koymuşsun barbeli buraya yani diyor. Orada, ben onu görüyorum her çok gün tatlı. Plazanın orada dumbbell curl yapıyor. Ay çok tatlı. Böyle şeyler yani aslında o komşuların karakterleri çok farklı. Bazıları çok sıkıcı mesela, benim yani göndermek istediğim de var. Ama sen hiç davet ettin mi başkalarını adalarda falan karşılaşıp?
Evet, davet ettim. Gelmediler daha. Onlar da gelir. Onlar sakin mı? Sakin ol. Sakin ol, gelecekler. Onlar mı acaba evini yapacaklarım? Onlara yapıyorsun işte. Ha, okey. Ay, onlar çok tatlı. Bir gelsinler kız. Bir tane ama ekstra geldi bana. Ama hiç benim tipim insan yok yani. Ay, ben bu keki yiyorum, sen de yesen keşke bu kekten falan diye. Ne sporcu bunların eminim hepsi? Eminim vardır. Yemekçi vardır yani. Ne zaman gelecekler? Biliyorsam bir bakingci çıkar bir yerden. Çıkması gerek yani. Bir sushici, bir bakingci. Ben arkadaşlarımın adalarında falan da yani konuşabildiğim kadar çok komşuyla konuşmak istiyorum. Çünkü hani karakterleri tanımak adına çok ilginç olanlar olabiliyor çünkü. Hı-hı. Bir tane böcek toplayan kedi var bende. Böcek toplayan kedi. Moğol ya niye? Çok tatlı. Pardon. Niye müzenin görevlisi böceklerden korkuyor? E ne güzel, komik yapmışlar işte. Baykuş ben ama ona anlatayım mı dediğinde hayır diyorum, korkuyor diye. Ha, ben niye evet diyorum, o gıcık tepkileri hoşuma gidiyor. Sadece böcekleri dinliyorum. Ama sonra beni sevmezse? Aa, yok canım, onlar NPC ya, onların öyle bir şeyi yok. Ha, yok mu o zaman? Hı. Söyleteyim o daha zaman. Daha gelişmiş değil yani. Evet, ben evet özgür bırakılmama konusunda kızgınım. Evet ama işte tutorial gibi bir yandan. Çünkü her kaç şey ay? Yavaş açılıyor. Yavaş ha, açılıyor. Yavaş, onu demek her istiyorum. Her şeyi aynı anda vermemek için. Çünkü gün içinde yapacak hala çok şey var yani. Var da ben bu saçma şeyleri yapmak istiyorum. Ben evimi yanlış yere koydum. Beğenmiyorum evinin yerini. Oyunu yeniden başlamayayım dedim. Ben uyarmıştım. Ne diye uyardın? Plaja koyma dedim. Plaja ev yapma dedim. Ama ben senin evinin etrafını görünce ne kadar güzel olabileceğini, bir bahçeye sahip olmanın, o zaman fark ettim. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Plaj evi de gayet güzel aslında. Ben niye öyle dedim? Ben şimdi düşünüyorum, ben de belki bir şeyler yapabilirdim. Ama nasıl evin şimdi arkasına oldu bahçe yapacağım? Ha, çit çekerdim böyle, yapardım. Nasıl endişe tohumlu? Ben onu söyledim artık sana, o kadar da değil yani. Hayır, bu ev şöyle, benim direkt önüm deniz, plajdayım, direkt kumun üstündeyim. Şöyle arkasına ha, bahçe yapayım. Evet. Sanki arka kapımdan çıkıp giriyormuşum gibi. İkisi birden olur senin. Aa, para aslında verdin mi Nuka taşınacağım diye? Yok. Ben o yüzden oyunu çabuk çabuk gitsin de o relocate gelsin diye düşünüyordum. Bak işte o kafaya girdim ve Animal Crossing bile çok çekilmez oluyor. Ya hadi şunu da yapayım. Ay şu da bitsin. Ay hadi böyle hızlı. Ona girince ben kendim dur diyorum. Tamam. Aa, bu o oyunun olayı bütün, değil. Bütün o plaj kenarını Japon yapayım. Gitmiş o yani. Gitmiş. Bütün bambu olur mu plaj kenarında, bambu yetişir olur, mi? Olur, yetişir. Niye yetişmesin? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Plaj, yani böyle bir keyif, etmedim. Böyle bir keyif veriyor oyun yani. Ya evet. Bir de şey do it yourself kısmı, o işte crafting olayı, çok fazla yapılacak eşya var. Çok fazla yapılacak tasarım var. Bunda renk değiştirme falan da var. Ben şu an gidip oyun oynamak istiyorum. Yani o kadar kötüleyip oyunu şimdi ben oynamak istiyorum. Ben diyorum ki şimdi bak, tatile giderken nasıl olur? Satın alırsın, ödersin, gidersin. Ondan tatil sonra değil bu, adaya yerleşiyoruz. Adaya yerleşiyoruz. Tamam, bir dakika. Bir ev satın aldım bir yerden diyelim. Parayı çadır, önce veririm değil mi? Çadır satın aldım başta. Çadır satın. Adam, hayır. Sana adam ev yapıyor sonra. Tamam da ben isterim ki ödemeyi yapayım. Ondan sonra orada beni durmadan para isteyip durmasın benden. Evet. Baba. Her gün para, her gün para. Yani tamam. Nuk'un... Oo, mortgage'ımı ödedim. Nuk'un açgözlü olduğunu herkes biliyor. Yani bu herkesin aynı derdi. Sürekli Nuka borçlusun. 3 yaşındaki, 10 oyundur bunu konuşuyoruz. 3 yaşındaki çocuk niye mortgage ödüyor arkadaş? Neyi öğretiyorsun sen? Doğru bak, çok çok kapitalist oyun şimdi yani. Ona diyecek bir şey yok. Öyle gerçekten sürekli şey. Ama eskilerine göre daha iyi. Çünkü eskilerde daha bir böyle eşya şeyi, odağı falan vardı bence. Sanki bunda daha böyle şey hediye geliyor. Böyle daha bir şey. Ne bileyim, bir tane o Happy Home Designer'da mı? Direkt o hayvanlara eşya vermezsen evine gelmiyorlar falandı yani. Ay ne kadar kötü. Oynamadım da biliyorum yani. Hoş, benim de evime gelmedi daha kimse. Yazık. Neyse efendim. Yani storage kısmını falan da biraz daha iyi yapmışlar eski oyunlara göre. Yani daha şey, daha quality of life dediğimiz yaşam kalitesi yükseltici eklentiler getirmişler. Yani ben çok güzel görünüyor. Ya yani ben de oynamak istiyorum şu an. Ben oynayabilirim. Şurada duruyor Switch'im. Evet, sen oynamaya başla. Ben senin isteğini konuşayım. Efendim. Animal Crossing ama kötü yanına gelmiş miydik? Kötü yanını konuştuk. Ben konuştum işte. Konuştum. Ben de konuştum zaten. Evet, sıkıcıydı yani o görevler. Bunu söylemek istiyorum. Senin bitti mi şimdi görevlerin? Serbest misin sen ve şimdi? Daha fazla ada çeşidi koyabilirlerdi. Adalara gidiyorum. Yani her adada benim meyvem var şu ana kadar gittiğim. Adalar bir tane çok küçük. Bambu adasına denk geldim. Bir çöp adasına denk geldim. Çöp adası mı? Nasıl? Balık yerine çöp çıkıyor sürekli. Ay ne güzel. Ne kadar ilginç. Topladım çünkü. Ben şu an şeyi sevmiyorum. Bunny Day. Evet. Çünkü balık tutuyorum, yumurta çıkıyor. Balık tutuyorum, yumurta çıkıyor. İşte 3 yaşın
Sorun. Yani bari başında seçebilsek kültürel olarak. Paskalya bende bir şey uyandırmıyor yani. Ya bir de... Aman ondan sonra bir de yani şey... Tasarımlar da güzel değil ya. Benim sevdiğim böyle fazla şirincik yani. Şey de çok güzel bence. Vanity'de tasarımları canım. Stardew Valley'deki Paskalya kutlamaları daha sevimliydi. Stardew Valley ile karşılaştıracak olursak ben Stardew Valley'i sevmedim. Şöyle sevmedim. Yani tabii ki bayağı kendimi oynatan bir oyun. Bir 30 saat, 35 saat falan oynadım ben yine de. Yani insan ilişkilerinin hiçbir anlamı yok gibiydi. Diyaloglar eğlenceli değildi. Hiçbir şey için yani yaptığım şeyin ödülünü hissedemiyordum. Ya yani ama tabii bir insanın yaptığı bir oyundan bahsediyoruz. Yine de çok başarılı. Ben şimdi parladım çok görünmüyorum için. Mesela bak. Okey. Evet. Ben şunu demek istiyorum. Bunu hatırladım şimdi. Animal Crossing'in diyaloglarını çok beğendiğimi söyleyemem. Çünkü bir panik oluyorum. Gidiyorum bak. Ben istiyorum ki bu Tommy ile Timmy'ye bir şeyler satayım. Ya da adamla Nook'la konuşayım. Bir evimi ilerleteyim falan. Hep bunlar bir şey istiyor benden. Ve yani ben söyleyeyim artık. B'ye basıyorum. Of. Konuş hızlı konuş. Yani ne diyorsun? Dediğin şeyin hiçbir değeri, önemi yok ya benim için. Ya ben müzedeki Aykuş'la konuşurken, Blatter'sla konuşurken böyle kendimden geçiyorum artık lütfen sus diye. Ay evet yani be. Ben rahat bırakılmak istiyorum. Sandbox istiyorum ben. Animal Crossing 4. Sandbox. You wish to. Kaç. Efendim. Kaçıncı oyun bilmiyorum ben. Niye bana 3 gibi geldi? Hayır bilmiyorum. 3 değil kesin. Animal Crossing The Sandbox. 4 olabilir. Belki New çok sandbox. Belki 20 falandır ha. Yok New artık, kadar. Neyse efendim. Konumuza dönersek böyle. Cute Sandbox. Sen parladın bayağı. Biraz öne gel de insanlar senin de bir insan olarak bütün halde görebilsin. Evet. Gelelim. Başka neler yaptık? Ben konuşayım istersen. Star Trek The New Generation'ı neredeyse son sezonundayım. Bu sıkıcı haberden sonra ben de Picard'ın ilk bölümünü izledim. Niye izliyorsun sen? Gelmedin daha oraya. Olsun merak ettim. Beğenmedim zaten. Ama sonradan bilmiyorum. Toparladı diyorlar ama bilmiyorum. Ondan sonra Community geldi Netflix'e burada. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü evet. Şeydi güzel. Güzel dizi. Ondan sonra çok dediğim üzere yani çok bir şey yapmadım ben işte. Ya bırak yapanlar konuşsun. Güneş dansı falan yaptım yani. Güneş gel güneş. Ha yoga yapıyorsun. Yok. Şimdi tabii spor salonum kapatılınca yoga yapmaya başladım. Ama yani şimdi bu dönemde açıkçası neler yapabildiğimize bu evde bayağı şeyim. Şaşırıyorum ve mutlu oluyorum. Bizim çok küçük bir evimiz var bu sefer. Taşındığımızı söylemiştik daha önce. Bu çok küçük bir ev. Geçici bir evdi. Şimdi kaldık böyle. Kaldık biraz. Yani. Yogayı odamın kapısıyla koridorun yarısı arasında bir yerde yapıyorum. Bayağı başarılı yani. Evet ya yani ilk orada yoga yapacağımı düşündüğümde tabii ki ağlamıştım bir şey. Ben hassas çocuk olarak. Şu aralıkta spor yapıyorum mesela. Ondan sonra bir baktım oluyor. Elini kolunu kaldırıyorsun, sığıyorsun da. Oluyor evet, oluyor yani. Mesten de oynuyor benimle. O da yapıyor artık yoga. Artık arkadaşlarım ya yerim yok işte spor yapacağım falan dediğimde ben diyorum lütfen. Evet yani şimdi bu kadar garip şartları iyi hale getirdiğimizde bu sefer arkadaşlarımıza hey dostum söylenme bu kadar. Beterin beteri var. Biz çok şanslıyız aslında falan deyip pozitiflik kaldırabiliyorsun. Kapa bilmem ne çeneni falan. Hey dostum kapa çeneni. Öyle başladın. Evet kesinlikle. Yani yoga pozitifi görmekte genel olarak fayda var arkadaşlar. Meditasyon bu çok dönemlerde. Yapıyorum bu aralar. Meditasyon. Insight Timer diye bir app var. Bu bir reklam değildir. Kendisi çok harika bir uygulama. Kesinlikle öneririm. Yani kesinlikle öneririm. Çünkü 5 dakikadan yarım saate kadar istediğin konuda değişik meditasyon ses klipleri var. Birçok insan var. Bu değişik şey gibi düşün. Bütün üyeler eğitimli, bilgili üyeler falan bir şeyler paylaşıyor gibi. Ne güzel. Skillshare gibi yani. Sen de oradasın. Onları takip edip değişik temalarda meditasyon yapabiliyorsun. Böyle şey yapan, şaka falan yapan var mı? Böyle yarısında dinleniyorsun. Birden bağırıyor falan. Hayır ama çok çok acayip şeyler var. Bilmiyorum artık. Öyle meditasyonlar buldum ki artık Budizmin en ucuyla kafayı bulmuşum birleştiği yerde falan böyle anlamıyorum bile neyle ilgili olduğunu böyle.
sacred spirituality falan filan böyle şey. Orada bir kendini orada kaybetme evet. olasılığı da var. Transcendental plane. Ha yani. Neyse ya meditasyon bayağı iyi. Öneririm. Evet meditasyon öyle. Yani ben kısa bir süre yaptım. Bir sene kadar falan yaptım herhalde. Çok de. Kısa evet. Ben bir sene kadar yapmadım. Hayır ama ben headspace yaptım yani öyle çok meditasyonun dibine falan dalmadım. Ya adam konuşuyordu ben de onun dediklerini yapıyordum da bayağı faydasını görmüştüm yaptığım sürede. Sonra spora başlayınca eksikliğini duymadım onu bırakıp öyle şey yaptım. Neyse falan gelelim daha... Ya ne yaptığımı sen sordun yoga yapıyorsun dedin. Çok ne, güzel ben hoşuma gitti. Hoşuma gitti ya. Ben kesinlikle stres atamıyorum gördüğünüz üzere evden çıkmadığım çok için. Çok önemli konular bunlar. Yani hepimizin ihtiyacı olan şeyler bunlar. Özellikle zihinsel sağlık. Bayağı büyük bir dert bence şu an hepimizin başında ve dünyanın başında. Zihinsel sağlık. Bunu ruhsal da, sağlık. Ruhsal sağlık, zihinsel sağlık. Zihinsel sağlık diyorlar mı onu? Yani denir mi neden mesela? Ruh ne ya? Ruh diye bir şey yok ki. Neyse. Yani o yüzden hani bunları da konuşmak önemli bence. Tabii ben örneğin ihtiyacım olduğunda yapıyorum meditasyon. Bir de uyumadan önce çok kısa bir meditasyon yapıyorum. Böylelikle çok güzel uyuyorsun. Kabus görmüyorsun evet, örneğin. Uyku meditasyonu güzel. Aslında o şey de güzel. Yani telefonsuz yatağına girmek çok büyük bir fark gösteriyor. Bence o da aynı etkiyi verir yani. Uygulama telefonda ama. Ha yani meditasyon yerine onu da yapmayı deneyebilir insanlar. Okay. Ya, o telefonu yatağa sokmadığın zaman o iş bitiyor. Ben şey yapmayı çok seviyorum mesela. Yatıyorum. Yapabildiğim zaman ben de her zaman telefonsuz girmeyi başaramıyorum ama girdiğim zaman o günümü, o gün en çok hoşuma giden şeyleri düşünüyorum. O gün neler yaptığımı baştan sayıyorum. Bazı şeyler hatırlıyorum, gülümsüyorum, hoşuma gidiyor. Yarınımı planlıyorum bazen. Öyle derken zaten uyuyorsunuz yani yarım saat içinde. Bana bazen arkadaşlarım soruyor. Böylelikle biz de sevdiğimiz insanlara bunu sorabiliriz. Örneğin bugün en sevdiğin şey neydi? Hı hı. Yarın neyi daha iyi yapmak istersin gibi. Böylelikle bugün o en sevdiğin şeye karşı bir minnettarlık aslında. Evet. Bir minnettarlık hissediyorsun. Evet. Çok zor hatırladım bu sözcüğün Türkçesini. Yani evet gerçekten de güzel bir şey. Ben bunları faydalı görüyorum. Bu yeni neslin de daha bu konularla açık olmasını da faydalı görüyorum hepimiz için arkadaşlar. Ama meditasyonu hiçbir şey düşünmemek olarak düşünmemek lazım. Yok. Evet. Başka şeyler düşünmek olarak düşünmemek. Evet, yani daha dinginlik olarak düşünmemek evet. lazım. Evet. Dönersek. Başka ne yaptık? Daha nerdy konulara dönersek. Ne yaptık? Borderlands 3 oynadık. Oynadık. Hala oynuyoruz yani. Hı. Hatta ben de aldım. İki ayrı odada oynayalım diye. Oynayacağız evet. Daha oynayamadık ama oynayacağız. Çünkü ekranımız çok küçük. İkiye bölündüğünde kesinlikle görülmüyor hiçbir şey. Olur arkadaşlar. Bir monitörde iki kişi böyle öldük yani. Yani şey olsa eskisi gibi koca televizyon ya da böyle projektörün olsa tüm ekran tabii. Olur. O çok keyifli ama. Ama şimdi şey kesinlikle gözü ağrıyor insanın. Evet. Bir de Borderlands gibi hektik böyle sürekli bir şey olan bir oyunda renkler şey patlamalar falan filan zaten yani ben kendi ekranımı zor takip ediyorum. Ben böyle beraber oynarken büyük ekranda da öbür ekrana bakmaya başlıyordum bir yerden sonra. Ben de bir iki saat ya sonra evet, falan. Ya evet böyle gidiyordu kafa yani. Neyse efendim Borderlands 3 çok ben seviyorum. Ben gunplay'ini çok beğendim ya oynanışını beğendim dövüş kısmını. Ondan sonra yeni DLC de çok beğenildi. Ama daha biz DLC'lere gelemedik tabii. Ona da inşallah geleceğiz bir gün. Bir gün geleceğiz. Onun dışında ben göstermek isterim size. İkinci el oyuncuya gidiyorum ben burada. Bir tane CX diye bir dükkan var. Oradan en sevdiğim oyun serilerinden biri olan Advance Wars Dark Conflict ya da Amerika adını biliyorsanız Days of Ruin'di galiba. Aldım. Daha önce oynayıp bitirmiştim ama bir daha oynamak istiyorum. Bunun asıl benim favori oyunu Dual Strike. Onu geçen sene bulmuştum. Yok, önceki sene falan Türkiye'de bulmuştum hem de. Kutusuz doğa ama onu alıp bir daha bitirmiştim. Sonra bunu görünce de dayanamadım. Hemen aldım kendisini. Böyle kitapçığıyla falan full geldi yani çok hoşuma gitti. İnternetten mi aldın? Yok, bunu ben CX'de direkt kutuyu gördüm böyle oldu gözlerim. Çünkü arada gidip bakıyorum ben şeye gidiyorum. PS3 bölümüne gidip eski PlayStation oyunlarına bakıyorum ki böyle çok komik bir oyun görürsem paylaşayım falan diye. Çünkü çok gülüyorum ben onlara böyle işte Prison Break'in oyunu falan var. Böyle yok eski rapçilerin oyunları falan var. Çok saçma sapan şeyler yazıyor üzerinde. Bir de yıllardır
en büyük indirime girmesini beklediğim bir Nintendo oyunda Picross 3D Round 2 aldım arkadaşlar. Bunu da daha bitiremedim. Deli gibi oynadım. Deli deli gibi oynadım yani. Bunu çok ciddi oynuyorum. Ama 300 küsür puzzle var içinde. Hala bitiremedim. Eğer Picross seviyorsanız bayağı keyifli bir oyun. Çok güzel olmuş. Bunu da size öneriyorum. Ben 13 euro falan aldım en sonunda. Bayağı iyiydi yani. Oyun alışları bu şekilde. Ben bir şey aldım mı? Ay ben geçen gün moralim bozuktu. Burada şimdi böyle haftada bir, iki haftada bir başbakan çıkıp konuşuyor. Öyle bir gündü galiba. Moralim bozuk. E-mail geldi. Steam wishlistinizden. İki tane oyun indirimde. İkisini de aldım. Acımadım diyorsun. Acımadım. Çok aniydi. Ne aldım? Pillars of Eternity'ni, yeni Pillars of Eternity'yi aldım. Bir de Oxygen Not Included. Ama Oxygen Not Included. O Early Access'te mi? Çıktı mı? Hatırlamıyorum vallahi. Çünkü gecenin bir yarısı moral bozuk tık tık diye aldım yani. Bak sen. Neyse. Onu ben de oynamak istiyorum da. Seversin sen onu. O da Clay oyunu ya. Ben Clay'in ama niye aldın görmedim. Biliyor musun Oxygen Not Included'ı? Niye aldın Zeynep? Oynamak için mi? Sen de kötü espri yapmaya başladın bakıyorum. Bir tane... Uluştu. Aa şimdi gördüm tişörtünü ne kadar güzelmiş. Stronger i̇şte, Ties. Mars. evet. Ne diyordum? Bir tane YouTube kanalı buldum. Daha doğrusu çıkmış, arkadaşım gönderdi buldum değil. Let's Play It Out. Bu oyunları komik saçma sapan bir şekilde falan oynuyor. Tam benim yapacağım bir iş. O da Oxygen Not Included videosu var orada. Çok komik. İşte bu şeyler var. Ne işkenceler orada yaşayan insanlar kesin. Var. İşte birinin değişik huyları var bu insanların. O insanların huyuna göre davranman gerekiyor. Bu adam onun huyunun tersine göre davranarak falan filan mahvediyor bunları. O kadar hoşuma gitti ki o videodaki sadizm. Ben de alayım bu oyunu dedim. Ya hangimiz Sims oynayıp milleti, herkesi öldürmedik, herkesi aldattırmadık hiç falan. Hiç kimseye hiçbir şey yapmadım. Bir karakterim vardı bütün komşularla aldattı eşini. Sonra da 3 bebekle falan sonra öldürdüm bunu. Sonra da havuzda boğdun değil mi? O da klasik havuzdan merdiveni çıkarma. Hayır ben daha çok şey seviyorum. İki tane insanı seviyorum tam sığabilecekleri kadar bir yere duvarla kapatıp açlıktan, tuvalet yapmadan, utançtan öldürüyorum. Ya normalde o kadar iyi bir insan ki. Ben mesela bunu yapamam. Ama niye sen yapabiliyorsun? O nasıl bir şey? Ama bak ben... Mesnan şu an göbeğini yalıyor onu lütfen. Ne tarafa gideceğim? Şu. O göbeği arkadaşlar. Yakalandı. Dur. Şu. Aynı. Şu. Göbek. Şu var ya. Şu göbek yani şu an. Elim de getiremedim. Evet ben oyuna bakmaya devam ettim de. Okey. Devam ediyorum. İyi puanları. Devam ediyorum. Evet. Şöyle durayım bebem görünsün. Evet. Böyle. Bak. Al sana screenshot. Bence şu göbekliği koyayım ben. O güzeldi baya. Neyse. Şöyle. Ben RPG oynarken, rol yapma oyunları oynarken. Birazcık çıktım kameradan. Rol yapma oyunları oynarken kötü insan olmaya çalışıyorum. Olamıyorum. Evet. Ama Sims'i birkaç saat kötü niyetle oynayabilirim. Yani o insan orada gözünün önünde görürsün. Gerçek insan yani, değil gidiyor. Onlar Gökçe. Falan. İşte onu nasıl yapabiliyorsun? Onlar gerçek. Yani. Onlar gerçek değil Gökçe'cim. Evet. Yani yine de öyle. Bu nedenle aldım. Neyse o YouTube kanalı çok hoş, çok tatlı. Merak eden olursa paylaşırım linkini. Kablolarla oynamayayım. Her gün böyle. O masayı da fazla sallama oldu. Ay tamam ben gideyim. Siz ikiniz çekin gideyim. Daha kolay olurdu okay, yani. Okey devam et. Ne diyordum ki? İşte ben aldığım oyunları söyledim. Oxygen Not Included. Oynadın mı? Daha oynamadım. Öbürünü oynadın mı? Daha oynamadım. Niye? Çünkü Animal Crossing oynuyorum. İşte ondan sonra. Ama Oxygen Not Included da oynayabilirim de dediğim gibi çalışma masasında 8 saat çalışmanın üstüne masada oturmaya devam etmem gerekiyor ekranım küçük olduğu için. Evet o can sıkıcı bir durum gerçekten. Şimdi dışarı çıkıp böyle parklarda oyna falan da olmadığı için. Zaten senin için sen pek yapmazdın öyle bir şey. Yok çünkü ekrana yani güneşli olduğu zaman ekran biraz garip hissediyor. Evet. Maalesef Switch hala çok çok başarılı değil yani. Ben daha konusunda. Çok kitap okuyorum parklarda, bahçelerde. Daha hoş. O da hoş. Hoş. İkisi de hoş. Her şey hoş. Hoş. Efendim başka ne yaptık? Ben bir bakıyorum şöyle. Internet Crusader diye bir kitap okudum. Yani graphic novel. Ne Türkçesi?
Grafik çizgi roman. Yani o kadar grafik roman. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum Türkçesini. Ya bunu bilmiyor olmamız ayıp gerçekten ama. Ama benim okuduğum bütün grafik romanlar yani grafik novel'lar hep İngilizceydi. Böyle bilmem hiç gerekmedi. Bir dahaki ne öğrenmiş oluruz ya da bilen söylesin arkadaşlar. 90'larda geçen bir garip bir hikaye yani. Fantastik bir hikaye. Yani 90'lar referansları güzeldi. Hani böyle o saatler süren download kutuları falan filan. Eğlenceliydi. Sen başladın sıkıldın galiba değil mi? Yok bebeğimi göstermeye, Mestan'ı göstermeye çalışıyorum. Yok ya kitabı başladın sıkıldın ha, ya. Ben kitabı, o kitaba bakmadım ben. Bakmadım. Çünkü ben tamam ben 90'larda kaç yaşındım? Ben 90'lar çocuğuyum. Tamam. Ama bu içinde bulunduğumuz dönemlerde tişörtünün referans ettiği dizinin de olduğu üzere öyle hadi 90'lar göndermeleri yapalım ve ürünümüz çok popüler olsun modunu sevmiyorum. Çok çok bariz bence. Evet bayağı. O nedenle evet, okumadım bu bile. Ama içine şöyle bir baktım. Sanat açısından yani. Biraz kapatsam. Şeydi. İyiydi. Yani çizimleri. Evet evet. Çizimleri olsun. Güzel. Yani görsel olarak güzeldi. Ama o beni doyuracak evet, bir içerik değil. Sen onu öngördün. Ben öngöremedim çünkü bir de satın almış bulundum yani. Ama çok güzel bir şey onu yapabilirsen desteklemiş tabii olmak. Tabii. O kısmından memnunum sadece. Ama içerik olarak hiç tatmin edici değildi bence. Belki daha tatmin edici bir içerik fikri var bu kişinin. Ama böyle popüler bir şey yapıp birazcık bütçe kazanmak istedi doğru örneğin. Yani pişman değilim. Ben bu ara grafik novel'lardan bayağı keyif alıyorum. Özellikle fiziksel olanlardan. Hani dijital olarak okumaktansa böyle sayfa sayfa çevirip bakıyorum yakından evet, bakıyorum falan böyle. Ben de bir grafik novel okudum çok güzel bu sene ama yazarının adını unuttum. Özge Samancı. Evet Özge Samancı, Dare to Disappoint. Onun Türkçesi yok. Harika bir eser. Örneğin 80'lerde Türk genci olarak yetişmekle alakalı evet, biraz. Evet ve şey yani çok hani siyah beyaz bir kitap da değil. Hepimizin belki 80'ler, 90'lar değil. Hepimizin belki de yaşadığı ikilemleri de çok güzel yansıtan bir kitap. Çok duygulandım ben. Çok güzel. Bir arkadaşım aldı ve kaybetti kitabımı. Sonunun böyle olması kötü ama gerçekten neyse bulunabilir. Özge Samancı'ydı yanlış. Özge Samancı. Doğru değil mi? Şimdi tanıdık geldi. Şöyle yani diyelim. Çok güzel. Türkiye'de yaşamamış, Türkçe konuşmayan yabancı bir arkadaşınız varsa bizim kültürümüzü ve kültürümüzün işte doğu batı çelişmeleridir, her tür sosyal politik ikilemleridir. Anlaşılacak bir kitap yani oradan. Öyle şeyler vardı ki kitapta. Ben bile farkına varmamışım. Çünkü çocukken öyle onu kanıksamışım ki normal olarak. Çok fazla şey vardı öyle yani. İlk böyle ilkokuldan başlıyor çünkü. Kızın bütün hayatını üniversiteye kadar olan, üniversiteden sonra da galiba birazcık ele alıyor. Kendi hayatından anlatmış zaten İzmirli. Ama şey İngilizce kitap ve Amerika'da yaşıyor. İngilizce basılmış kitap. Yani Türk kültürünü anlatıyor gibi bir yerde. Siz evet, özellikle o yüzden 80'ler evet, 90'larda doğduysanız hani ne bileyim yurt dışında yaşıyorsanız bir yabancı tanıdığınıza kültürü biraz anlamasını istiyorsanız falan hediye verilebilecek gerçekten de bir kitap. Ben o yüzden arkadaşıma al oku dedim. Çünkü hani şey gibi benden daha iyi anlatır o kitap Türk kültürünü. Evet. Yani çünkü. Evet. Yani evet. Çok güzel. Öneririm ben de. Evet. Bana da Zeynep önermişti. Çok memnun kaldım şahsen. Zeynep'in kitap önerilerini genel olarak zaten dikkate almak lazım arkadaşlar. O zaman kitap önerisi köşesi yapalım videolarda. Şimdi başla. Hayır insanlar bana sormalı demeli ki hangi janradan kitap, yani şu janradan kitap öner bana. Şöyle bir kitap öner bana. Evet arkadaşlar eğer kitap önerisi istiyorsanız kendisi kitap kurdunun dibi yani. Bir dakika çok saçma oldu bu. İnsanlar Google kullanabilir. Niye bana sorsunlar ki? 100 tane insan aynı anda sormak gibi bir şey Google. Ya yani 100 bin. Evet onu da yapabilirler. Sana da sorabilirler. Yani ben mesela ben Zeynep'in kitap zevkine çok güvenirim. Özellikle bilim kurgu vesaire konularında. Kendisi zaten bunun üzerine doktora yapan bir insan şu an yani. Bak nasıl üzgün. Nasıl üzgün. Doktorayı düşünüyorum şimdi. Şey, mütevazılıktan yere girecek yani. Öyle gidiyordum sonra düşündüm. Doktoraya ne zaman bitti. neyse kapım açık yani. Google'dan daha iyi değilim kesinlikle ama kapım açık. Evet yani mutlaka arkadaşlar kendisine böyle resmen okumayı söktüğü günden itibaren deli gibi kitap okuyan bir insan. Hiç benim gibi değil yani. Ben çok geç başladım. Hiç karşılaştırılmaz. Evet efendim. İlginç. Böyle yani gerçekler. Ha! Başka ne yaptın Gökçe dersen? Başka ne yaptım Gökçe?
Kiki's Delivery Service'i ben sonunda izledim yani. Lütfen mikrofonu dedirtecek şeyler yapma. Orada kırmızı görüyorum yani. Umarım sağır olmadınız arkadaşlar bu süreçte. Evet, sonunda izledim çünkü Netflix'e geldi. Ne kadar farklı sonraki Ghibli filmlerinden diye düşündüm. Ne kadar daha sade, ne kadar daha olaysız yani o son olay haricinde. Ne kadar daha slice of life dediğimiz türde diye düşündüm izlerken. Çünkü mesela bir tamam yani Howl kitaptan şey esinlenilmiş. Hatta birebir falan neredeyse. Ama şey Kiki'nin şeyini bilmiyorum. İlham kaynağını bilmiyorum ama ikisinin olay düzeyini karşılaştırınca ya da bir Spirited Away falan filan karşılaştırınca Howl ne kadar hektik yani. Her saniye bir şey var. Benim en sevdiğim Ghibli animesi Howl's Moving Castle. Kitabını da yani kitabına tapıyorum zaten. Kitabı gerçekten çok güzel. Hatta animesinden daha güzel neredeyse diyebilirim. Ki genelde kitap daha güzel olur ya. Ha, tamam burada da öyle ama o anime de muhteşem yani. O yüzden tam bir şey de diyemiyorum. İkisi ayrı sanat kolu ve ayrı bir güzellikte yani. Onu şey yapamıyorum. Bu bundan güzel diyemiyorum. Neyse. Bence Kiki çok rahatlatıcı ve dediğin gibi chill. Tatlı slice of life. Evet. Yani kesinlikle Totoro da bence biraz öyle. Totoro da biraz öyle. Yani Totoro biraz üzücü yanları da var ama. Yine slice of life yani. Evet. Hayatında üzücü Totoro yanları da, var. Evet. Çok hektik değil. Ama tabii bir Mononoke, Spirited Away, Halls. Mononoke'yi izlemedim daha. Awkward silence dediğimiz. Neyse onu da izleyeceğim neyse, arkadaşlar. Neyse bu akşam ne izleyeceğini biliyoruz. Gelmiş. Zorla. Evet. Ben ya, bilseydim senin Mononoke'yi izlemediğini bu kadar yıldır. İzlemeye başladım. Geçen gün bir arkadaşımla izlemeye başladık ama olmadı ya. Yani ilgi dağıldı gitti. Olmadı. Bu da başka bir zaman anlatırsın bize hikayeyi. Ne olmuş orada. İzleyeceğim ama arkadaşlar. Yani aklımda mutlaka. Evet. Ben başka bir şey yapmadım. Daha ne yapacaksın? O da var yani. Yani. İşte yani çok önemli bir şey yapmıyorum öyle. Takılıyor. Aynı yani şeyi an, yapıyorum uzun süre. Şu an hayatta kalmak. Ben demek istedim onu da çok depresif diye kabul etmezsin diye düşünüyorum. Zihinsel sağlığımızı evet. Korumak gibi şeyler daha öncelikli arkadaşlar. Ben bu arada bayağı bir şey birikti diye düşünüyordum bundan. İki bölüm falan anca olur falan diye yeter yeter çok konuştuk. Ağzım yoruldu. Oldu yani oldu. Yok bitti yani. Benim de aklıma başka bir şey gelmiyor. Orada bir şey izlemiş olabilirim ama hatırlamıyorum da şu an. Ben Grace and Frankie'yi baştan izledim. Baştan izlediklerimizi de mi sayıyoruz? Big Bang Theory'yi baştan izledim. Böyle tanıdık sesler arkadan duymak hoşuma gidiyor ha, bir şey yaparken. Evet. Çünkü biliyorum ne olacağını. Ama şöyle bir şey var. Geçtiğimiz aylarda otizm üzerine çok okuduğum için şimdi her espri Sheldon'la alay ediyormuşuz gibi geliyor. Sheldon'la bayağı alay ediliyor zaten. Ama yani şeydi eskiden eskiden bu nöro atipik durumlar hakkında bilgim yokken ha ne komik çocuk, ha ne garip çocuk falan deyip gülüyordun. Eskiden hayat öyleydi zaten. Ama şimdi düşünüyorum, yani çocuk gerçekten çabalıyor, zor bir an yaşıyor o an ve biz gülüyoruz. Evet. Çok garip geliyor öyle, yani şimdi evet. Dizi. Evet, ya zaten Big Bang Theory'nin bayağı bir sorunu var bence çok. Genel olarak ama eski dizide yani o da var şimdi. Bilmiyorum yeni zamanlarda nasıl. Hala devam ediyor mu? Bitti. Yeni bitti. Bence son sezonlarda biraz daha o farkındalık geldi. Çünkü Sheldon'ın yani Sheldon'ın nasıl diyeyim etrafındaki insanlar sayesinde öğrenme sürecini gördük. Hani kendini geliştirme sürecini gördük. Daha az espri vardı ilk bölüm ilk sezonlara oranla Sheldon hakkında. Bir de yani ama yine orada komik yani. Değildi bence hiçbir zaman ya Sheldon muhabbeti. Yani ben hiçbir zaman çok da komik bulmadım yani. Hep aynı şey falan gibiydi. Ya ona çok yükleniyorlardı. Ama bence mesela Amy çok daha komik bir karakter yani. O da komik. Yani ben hiç böyle kahkaha attırmadı Brooklyn Nine-Nine gibi yani. Big Bang Theory işte arkaya açmayı sevdiğim bir dizi. Ya bir de nerd muhabbetleri falan eğlenceli. Onları seviyorum. Schrödinger's yani Cat oradan öğrendim Schrödinger'in kedisini yani. Ben de artık fizik konularında Schrödinger's kedisi gibi değil mi falan diye yapabilirim yani. O yani şey 100 yıldır var. Hepimizin yapabildiği gibi. Bilmiyorum. Daha iyi bir şey öğrenseymişsin. O kadar işte teorik fizik falan tartışıyorlar. Peki tamam. Yani bence o kadar iyi bir dizi değildi zaten. Kapatmaları iyi olmuş. Toplamışlar. Daha şey yapmadan.
Gelinliğim. Spoiler vermeyeyim nasıl bitti. Hayır nasıl bitti şimdi. Hayır, verme ama videodan sonra bana söyle. Tamam. Tamam mı? Dur şöyle biraz seni çevireyim. Aa çevirince de parlıyorsun. Dur çekeyim. Çekemedim ben geldim. Şimdi çevireyim. Oldu. Tamam. Kapat. Kapat videoyu kapat. Evet arkadaşlar. Mesela son kez göstermek ister misin? Bu kadar zor yerleştirdin beni. Şimdi bozacağım. Ne tarafa gideceğimi bilmiyorum. Düşersen viral olur video. İşte Mesdan arkadaşlar. Evet çok. Gördüğümüz gibi 50 dakika uyuyabiliyormuş. Durmadan hiç kıpırdamadan. Ve yani orası yasak olan bir yer. Video başlar başlamaz oraya gitti. Biliyor belki videoyu çekerken evet. Oradan almayacağım. Şimdi alacağım ama kendisini oradan çünkü yasak. Evet arkadaşlar. Bizden böyle umarız bu garip zamanlarda siz de kendinize iyi bakıyorsunuzdur. Ya şöyle bir naber videosu yaptık. Naber demedik insanlara. Naber? Naber? Siz de söyleyin yani yazın yorumlara ne haber? Biz bilmek istiyoruz şahsen. Evet herkes mecburen evde biraz. Evde. Yazın konuşun ne izliyorsunuz? Biz ne izleyelim yani. Mesela? Çünkü yani Netflix yavaş yavaş tükeniyor herkes için. Öyle evet. Mi? Biz ne izleyelim? Ne okuyalım mesela? Bu arada bir kitaba başlamak istiyorum ben. Benim çok var doktora falan. Var bana zaten. Kitap önermeyin. Sinir bozuyor. Bana kitap öner. Zaten var. İşte böyle arkadaşlar. Animal Crossing oynayan varsa bize ekleyebilir. Bir videomuzda vermiştik şeyleri ama ben yine bir aşağı koymaya çalışayım. Yaptığımız oyunu da ekleyeceğim aşağıya. İşte böyle. Hı-hı. O zaman hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.